İbrahim Karagül. Işıklar yanıyor diyen adam Türkiye'yi, hepimizi tehdit etti. Bir adam ışıklar yanıyor dedi. Ne kastettiğini çok iyi biliyordu. Türkiye'nin en küçük düşürücü, en aşağılayıcı ayıplarına çağrı yaptı. Sembolizmin en çirkin halini sergiledi. Zihinleri, hafızaları canlandırdı. Eskiye, kötüye, banazlığa, vesayet rejimlerine özlemini duyurdu. O gece Türkiye'nin sinir sistemiyle oynadı, korkuttu, ürküttü. 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı 15'te Muz'u hatırlattı. Bir daha yaparız, ayaklarınızı denk alın dedi. Hukuk sisteminin en üst kurumunda yer almış bir adam aslında o gün bütün ülkeyi tehdit etti. Bir FETÖ'cü dil, bir darbeci dil kullandı. İlkel umut, kötücül dilek, zihinlerinden bir acaba, içlerinden bir belki geçti. Gazeteciler heyecanlandı, eski darbeciler heyecanlandı, millet iradesini bypass edip kısa devre iktidar peşinde olan siyasi partiler heyecanlandı. Bir ilkel umut, bir kötücül dilek harekete geçirildi. Öfke, kin, intikam duyguları yeniden uyandırıldı. Hepsi anayasa mahkemesinin ışıkları yanmışsa genel kurmayın ışıkları da yanar diye bekledi. 15 Temmuz'da gizli gizli darbenin sonucunu bekleyenlerin zihinlerinde bir acaba belirdi. İçlerinden bir belki düşüncesi geçti. Ama bir özürle kapatıldı. Millet beni yanlış anladı diye yine millet suçlanarak üstü örtüldü. Onu orada tutanlar, koruyanlar da aslında ne kastedildiğini biliyordu. Verilen mesajı çok iyi biliyorlardı. Onu korurken aslında bu mesajı koruduklarını anlayacağımızı düşünmeye bile gerek duymadılar. Kim ihale dağıtırsa oraya koşan adam. Sadece o mu? CHP lideri her konuşmasında tehditler savuruyor, Erdoğan'a vurayım derken Türkiye'ye vuruyor. PKK ile FETÖ ile HDP ile Türkiye'yi durdurun çağrıları yapan Avrupa ile Türkiye'ye karşı savaş cephesi kuran Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud prensleriyle ortaklıklar kuruyor. Mesele Türkiye olunca Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla hareket ediyor. Bir intikam duygusu, bir kötülük duygusu bu ülkeden hesap soruyor. Hala ara rejim hayalleriyle örtülü cephelerde yer alıyor. PKK olsun, DHKPC olsun, Amerika olsun, Fransa olsun. Aklınıza kim gelirse gelsin fark etmiyor, onlarla oluyor. Bu alanda kim ihale verirse oraya koşuyor. Hiçbir şekilde milli değilsiniz. Sizi hangi güç bir araya topladı? Sadece o mu? Millet ittifakını kim kurdu? Hangi güç, hangi irade, hangi yabancı ajanda için kurdu? Başında millet olmasının talihsizliği bir tarafa. Tamamen milli eksene karşı bir çok uluslu proje bu. Hiçbir şekilde yerli değil, hiçbir şekilde milli değil. Bu kadar siyasi partiyi, terör örgütlerini, vesayet kurumlarını, Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye vuranları aynı cepheye kim yerleştirdi? Kimin projesi bu? Bu ülkeyi yalnız bıraktınız. Yetmedi içerden vurdunuz. Hiçbir konuda milli bir duruş sergilemediler. Sergileyemezler. Çünkü ellerine tutuşturulan ajandalar bu ülkeye ait değil. Çünkü politik tavırları bu ülkeyi merkeze almıyor. Bu yapı yeni tür vesayeti yerleştirmek için oluşturuldu. Bugüne kadar hiçbir mücadelede Türkiye'nin yanında durmadılar, duramazlar. Azeri Ermeni Savaşı çıkar, Ermenistan'dan yana olurlar. Libya'da mücadele verilir, Fransız ağzıyla konuşurlar. Suriye'de bağışçı olurlar, PKK ile aynı cephede olmayı içlerine sindirirler. Hangi cephe olursa olsun karşı tarafta yer alırlar. Tarihin en kritik döneminde Türkiye'yi yalnız bıraktılar. Bu ülkeye asla güç vermediler. Dahası paçasından tutup aşağı çektiler. Türkiye'yi içeriden durdurma görevi üstlendiler. Zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği Türkiye yok artık kabul edin. Işıklar yanıyor diyenler bu milletin asla uyumadığını görmüyorlar mı? Nasıl direndiğini, nasıl bir yol çizdiğini, ne mücadeleler verdiğini görmüyorlar mı? FETÖ ağzıyla, PKK ağzıyla millete ayar vermekten hiç utanmıyorlar mı? Bu basit bir şımarıklık değil, anlık bir düşüncesizlik değil. Bu bir zihinsel durum, bireysel değil, Türkiye'nin büyük yürüyüşüne karşı alttan alta yaygınlaştırılan örgütlenen bir çalışma. Ama unutmayın o dönem geçti, dünya radikal biçimde değişti. Türkiye çok büyük bir akıl ve güç sıçraması yaptı. Artık sizin zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği bir ülke değil. Kimden yardım isterseniz isteyin bunu asla durduramayacaksınız. Yüz yıl sonra Olağanüstü bir Türkiye var. Dünyanın merkez güçlerinden biri ve coğrafyasının lokomotif ülkesi var. Bir daha Anadolu'ya hapsedilemeyecek bir ülke var. Bir daha Amerika vesayetine, Avrupa kontrolüne sıkıştırılamayacak millet var. Tarih yapan, coğrafya inşa eden siyasi genetik harekete geçti. Bunu asla durduramayacaksınız. Kimi yardıma çağırsanız çağırın, hangi hayali kurarsanız kurun, nereden güç alırsanız alın, kimlerin ajandasını izlerseniz izleyin, kimlerin intikamlarının sözcülüğünü yaparsanız yapın, başaramazsınız. Işıklarınızı açık tutun, sizi bilelim. Biz uyumuyoruz, siz de bunu bilin. Kapıyı içeriden açanlara, iç cephe kuranlara, bu ülkeden intikam alanlara, sadece kötülük besleyenlere, Türkiye sevgisinden mahrum olanlara, Türkiye'ye inancı zayıflatmak için seferber olanlara şunu demeli. Size rağmen bir yükseliş dönemi başladı. Size rağmen Türkiye olağanüstü bir güç inşa ediyor. Size rağmen Türkiye ilk kez kendi yolunu çiziyor. Size rağmen Türkiye Osmanlı sonrasının en büyük gücüne dönüşüyor. Bundan kimler rahatsız biz biliyoruz. Peki siz niye rahatsızsınız? Siz bütün ışıklarınızı yanık tutun. Sizi bilelim ama biz asla uyumuyoruz. Siz de bunu bilin. İbrahim Karagül Yeni Şafak. Yusuf Kaplan. Kıbrıs elimizden gidiyor. Acil önlem şart. Geçen hafta KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimler ikinci tura kaldı. Bu pazar Kıbrıslılar KKTC tarihinin en kritik kararına imza atacaklar. KKTC ya Türkiye'ye bağlılığını ilan edecek ya da Türkiye ile köprüleri atacak. İkinci seçeneğin daha güçlü olduğu anlaşılıyor. Ne yazık ki. KKTC topraklarının bir kısmının Rumlara verilmesini isteyen ve oyların %29.60'ını alan şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile %22 civarında oy alan ve Rumlarla federasyonu savunan CTP Başkanı Tufan Erhürman ittifak yapacaklar. Erhürman ikinci turda Akıncı'yı destekleyeceğini açıkladı. Bu durumda Akıncı'nın seçimi kazanması kesin gibi. Türkiye acil önlem almazsa Kıbrıs elimizden gidebilir. Türkiye Cumhuriyeti olarak on yıllarca hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs'ın geleceğini tehlikeye sokacak basiretsiz, köksüz, soluksuz Kıbrıs politikaları izlendiğimizin farkında mıyız acaba? Öyle anlaşılıyor ki gelecek on yılların alacağı şekil Kıbrıs'tan ve etrafından belirlenecek. Ama Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs'ın elimizden bütünüyle çıkmasıyla sonuçlanacak hadiseleri adım adım döşediğinin farkında mıyız acaba? Kıbrıs elimizden gidiyor, efendiler görelim artık. Kıbrıs'ta Türkiye'nin adadan çekilmesini isteyen Türkler var. Yaklaşık iki yıldır Unit Cyprus Now, Kıbrıs Derhal Birleşsin isimli bir oluşum, özelde KKTC'nin genelde Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokacak işlere imza atıyor. 25 Ocak 2018 tarihli Kıbrıs Postası gazetesinde bu oluşumla ilgili bir haber yer aldı. Uzun bir alıntı yapacağım burada, her satırını ürpererek okuyacağınız bir alıntı. Unit Cyprus Now grubu tüm Kıbrıslılara cumartesi günü saat 11'de ledra lokmacı ara bölgede kendilerine katılarak köktencilik ve bölünmüşlüğe karşı seslerini yükseltme çağrısı yaptı grubun yaptığı yazılı açıklamada köktenciliğin en üzücü tezahürlerinden birinin dün yaşandığı belirtildi, Afrika gazetesine saldırıp zarar verdiği ve gazetecilere linç girişiminde bulunan organize bir grubun meclis damına çıkarak Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan boylardan birine ait bir bayrak açtığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlü saldırıya uğradığı, CTP milletvekili Doğuş Derya'nın da yeminini ederken hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dün yaşananlar bölünmüşlüğün sonuçlarıdır. Bölünmüşlüğün devamı halinde yeşil hat giderek Türkiye ile bir sınıra dönüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs'taki etkisi giderek daha da artacak. Adaya nüfus akışı kontrolsüz bir şekilde devam edecek ve Türkiye'deki koşullar ve gerginlikler adaya yansıyacaktır. Köktencilik her iki toplumda da artacak ve yeni nesiller için hukukun üstünlüğü, demokrasi, hoşgörü, insan hakları ve barışçıl bir arada yaşama temelinde ortak, istikrarlı, güvenli, müreffeh bir gelecek kurma şansımız tehlikeye atılacaktır. Sadece federal bir çözüm Kıbrıs'ı gerçek anlamda güvenli ve bağımsız yapacak ve adamızda hukukun üstünlüğünün gözetilmesini sağlayacaktır. Savaşlar, çatışmalar ve terörizmle çevrili bölgemizde statükonun güvenli ve sürdürülebilir olduğu varsayımı tehlikeli bir yanılgıdır. Türkiye'yi Kıbrıs'tan vuracaklar. Bu haberi habere yansıyan açıklamayı ürpererek okudum. Kıbrıs'ta Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyen Türkler var ve KKTC topraklarının bir kısmını Rumlara verelim diyen bir Cumhurbaşkanı var. İnanılır gibi değil gerçekten. Kıbrıs'ı bizim elimizde tutacak yegane güç ortak medeniyet, kültür ve tarih bilincidir. Bu ortak medeniyet, kültür ve tarih bilinci olmazsa Kıbrıs'a bütünüyle biz hakim olsak bile Kıbrıs er ya da geç bizim elimizden çıkar. Şu an öyle durumdayız. Kıbrıs'ta askeri olarak varız ama kültürel olarak yokuz. Kıbrıs'ı kültürel olarak kaybettiğimizi bilelim.'' O yüzden Kıbrıs'ı kültürel olarak yeniden kazanmak, bunun için ortak medeniyet, kültür ve tarih bilinci oluşturmak ve KKTC'deki kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal refah düzeyini Rumların üzerine çıkarmak zorundayız. O yüzden kültürel olarak kaybettiğimiz Kıbrıs'ın, emperyalistlerin oldu bittileriyle elimizden çıkabileceği, KKTC'deki insanların da buna karşı çıkmayacakları, hatta bunu talep etmeye başlayacakları anlaşılıyor. Kıbrıs Postası gazetesinde yayımlanan haberi şimdi bir de bu gözle okuyabilirsiniz. Sözün özü, önce Türkiye'nin Kıbrıs'tan uzaklaşması sağlanacak ki bunu biz kendi ellerimizle yaptık zaten. Kıbrıs kültürel olarak bize değil Rumlara daha yakın. Türkiye'nin kültürel olarak Kıbrıs'ta olduğunu söyleyen birileri varsa geçmiş olsun dileklerimi iletirim kendilerine acı acı. İkinci olarak emperyalistler gelecek 50 yıllık 100 yıllık stratejilerini Kıbrıs üzerinden şekillendirecekler. Bizi Kıbrıs'tan vuracaklar. Kıbrıs kültürel olarak elimizden gidiyor. Yarın fiilen elimizden gitmesini istemiyorsak bu Türkiye'nin parçalanmasıyla sonuçlanır Allah korusun. Gereken önlemleri gecikmeden acilen almak zorundayız. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak